isim duymuşsunuzdur. Yürü bile Hızır Paşa senin de çarkın kırılır. Güvendiğim padişahın o da bir gün devrilir. Kimin bu dizeler biliyor musunuz? Vallahi abla ne yalan söyleyeyim gram bilmiyorum. Duydum ama yani kim söyler? <laughs> Devamı nedir hiç bilmem. Maalesef çok özür dilerim bilmiyorum. Pir Sultan, Köroğlu veya Dadaloğlu. A şıkkını kullanıyor. Pir Sultan olabilir mi? Doğru bildiniz. Evet. <laughs> Siz neler biliyorsunuz Pir Sultan hakkında? Hiçbir şey. <laughs> Kusura bakmayın. Aklımda kalmaz hemen. Peki açılın kapılar şaha gidelim. <laughs> Şimdi yanlış bir şey söylemiyorum. Ben Pir Sultan diyeyim bari. Yani şık sunmanız lazım. Pir Sultan, Köroğlu, Dadaloğlu. Pir Sultan. Doğru. Neler biliyorsunuz Pir Sultan hakkında? Çok bir şey bilmiyorum. Pir Sultan'a ait. Biliyor musunuz Pir Sultan'ı? Vallahi fazla bilmiyorum. Çalıştığım ortam, Türkiye Evinde çalışıyorum. Hep onun Türkülerini dinliyoruz. Evet çok severek yani dinliyoruz. Yani Pir Sultan ya eskiden yaşamış biri olarak bilirim yani. Aha. Üzerine şiir da ki zaten önemlidir yani. Biliyordum da çıkaramıyorum şimdi. Dur bakayım. Pir Sultan, Köroğlu, Dadaloğlu hangisi olabilir? Köroğlu. Yanlış abi. Dadaloğlu. Eyvah. Pir Sultan. Yapma ya. Pir Sultan neye karşı mücadele etmiştir abi? Dönemin zalimlerine karşı işte. Krallarına işte diktatörlerine karşı mücadele vermiş. O sembol yani mücadelenin sembolü olmuş. Mesela başka sizin için ne gibi değerleri temsil ediyor Pir Sultan? Vallahi halkı temsil ediyor işte. Zulme karşı baş kaldırmış. Yani ezilenlerin yanında yer almış ya onu diyebiliyorum. Vallahi çok iyi geliyor yani biz de aynı onu tekrarlıyoruz. Yani istiyoruz ki bir an önce bu hükümet başımıza defolup gitsin. Biz onu istiyoruz yani Ek hakikaten. Ekonomi Allah kullak olmuş. Çok kötü olmuş. Merhaba Ragıp abi. Merhaba. Evet Pir Sultan'ı konuşacağız. Önce evet. yine yaşadığı dönemden başlayalım mı? Pir Sultan nasıl bir dönemde yaşadı? 16. yüzyılda yaşıyor. Pir Sultan'ın bir özelliği var. 16. yüzyıl isyanlar yüzyılı. Arka arkaya isyan çıkıyor Osmanlı'da. Yani buna zincirleme isyanlar da diyebiliriz. Birbirine bağlı isyanlar da diyebiliriz. Hatta şöyle yani aralarında bazen 2-3 sene var bazen ara yok yani biri bitmeden öbürü başlamış. Pir Sultan'ın özelliği bu isyanların hepsinin tanığı olması. Bize tarihçi titizliğiyle neredeyse e, o dönemi anlatıyor ve e, biz bir sürü isyanda neler olup bittiğini Pir Sultan'ın türkülerinden öğreniyoruz. O yüzden çok önemli bir insan. Peki o isyanların gerekçelerine neden o kadar isyan oluyor o dönemde? Mevcut düzenin tarihçileri diyorlar ki Safevi'yi kışkırtması. Yani o dönemde İran'da Azerbaycan bölgesi, İran Azerbaycan'ında İran'da bir Safevi devleti kuruluyor. Başında da Şah İsmail diye bir adam var. Denir ki hani onlar kışkırttı buradakiler de isyan etti. Bu zaten hani buradaki isyanların nedenlerini hiç anlamamak üzerine kurulmuş bir şey. Çünkü biz sadece bugünün tarihçilerinden değil o günün tarihçilerinden de biliyoruz ki bu insanların isyan etme gerekçeleri çok sağlam. Ben birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela o dönemin Koçi Bey diye bir tarihçisi var şöyle anlatıyor dönemi. Bu zulme, bu haksızlığa halk nasıl dayansın? Sonuçta şimdiki halde yoksul halka olan bu zulüm hiçbir tarihte, hiçbir iklimde, hiçbir padişah memleketinde olmamıştır. Koçu Bey saray tarihçisi. Yine benzer bir tarih notu Katip Çelebi'den. 20 seneye yakındır memleketin tamamen kötü durumda olduğu konuşulmakta. Bu durumun sebebi ise birkaç kat alınan vergilerdir. En büyük sebep de emaneti ehline verilmek ve ehliyetsiz gadların hakkından gelinmek lazım iken memlekette bütün önemli makamlar kim fiyat arttırırsan ona satılmakta. Satın alan melunlar verdikleri pis parayı fazlasıyla çıkarıp almaya çalışırken bazen de bir başkasına satmakta o da halka fazlasıyla zulüm ve insafsızlık etmektedir. Yoksul halk zaten iki kata çıkan ağır vergileri veremezken bu zalimlerin zulmüne dayanamayıp Memleketin harap olduğundan şüphe yoktur diyor Katip Çelebi. Halil İnalcık Devleti Aliye kitabında Halil İnalcık yani modern tarihçi Osmanlı tarihçiliğinin en önemli isimlerinden birisidir. Yakın zamanda vefat, vefat etti. Vefat etti evet. O da diyor ki bu döneme dair Osmanlı Devleti merkezîçi bir devlet haline gelince bu Türkmen aşiretlerinin hareketlerini gittikçe daha da kontrol altına almak istemiş. Vergi tahrir defterlerine geçirmişti. Bu boy beylerinin idaresinde bağımsız hayat süren ve hayvancılık ekonomisinin gereklerine uyan bu aşiretler merkezi idareyi dayanılmaz bir baskı ve zulüm idaresi olarak hissediyorlardı. Yani bu insanların isyan etmek için türlü gerekçeleri vardı. En başında ağır vergiler. Sonra da horlanma. Çünkü bu meşhurdur, çok söylenir. Bu etrakı bir idrak. Yani kafasız Türkler. İdraksiz Türkler lafı tam da bu dönemde söylenmiş Osmanlı tarafından, hanedan tarafından. Hatta Safevi Devleti kurulduğunda Osmanlı Sarayı da Hoca Saadettin Efendi, Osmanlı tarih yazıcısı Şah İsmail için şöyle diyor. Başına tac aldı çıktı o pelit, rezil demek pelit, etti bir idrak etrakı mürit. Yani kafasız Türkleri de etrafına mürit yaptı. Bu dönemde Türkmenler aynı Halil İnalcılığın dediği gibi hem vergilenden hem de aşağılanmaktan çok fazla şikayetçiydiler. Ve Şeyh Bedrettin'in isyanının yenilmesinden sonra Osmanlı bir yükselişe geçmişti. Sonra ikinci Beyazıt, işte sonra Yavuz Sultan Selim, sonra da kanuni dönemleri yükseliş dönemleridir. İşte bu isyanların hepsi de bize bu yükseliş dönemi diye anlatılan tarihte çıktı yani ikinci Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni dönemleri isyanlar dönemleridir. Pir Sultan hangi döneme denk düşüyor? Hepsine. Pir Sultan hepsinde bu isyanların tanığı. Sadece tanığı değil aynı zamanda bu isyanların tarihini yazmış türküleriyle. Gencecik haldeyken bu isyanların içerisinde sonra yavaş yavaş işte en son isyan olan Kalender Çelebi isyanında da zaten neredeyse başrollerde. Şimdi birazcık bu dönemi anlatmaya çalışayım size. Katip Çelebi raporunda dediği gibi devlet şöyle bir yöntem izlemeye başlamış. İltizam yani vergi memurlarına bu görevi ihaleye vermiş. En fazla veren vatandaşa tamam vergileri sen topla demeye başlamış. Hatta yine Katip Çelebi'den öğreniyoruz ki bazı mültezimler yani ihaleye girip vergi toplama işini alan mültezimler sonra gidip onlar da başkasına satmışlar. Yani son vergi memuru, memur da demek lazım değil bunları artık, soyguncusu. Nasıl? Taşeron gibi bir şey. Taşeron, evet. Bunlar verdikleri parayı çıkarabilmek için vergileri kat be kat arttırmışlar. Bugün de biliyorsunuz bir sürü vergiden şikayet ediyoruz. Yok ÖTV'siydi, KDV'siydi, o suydu, bu suydu. Aldığımız her şeyin içerisinde vergi var. O dönem doğrudan vergi alınıyordu halktan. Yani satılan üründen değil, doğrudan vergi alınıyordu ve bu vergiler dayanılmaz boyutlara gelmişti. Bir de tabii aşağılanma meselesi var. Çünkü Türkmen ahali ister konar göçer olsun, ister yerleşik olsun, Osmanlı sarayı tarafından, asiller tarafından, yönetenler tarafından aşağılanıyordu. Selçuklu'dan başlayan bir adet bu. Devam etti Osmanlı boyunca da. Bunlar ne açıdan aşağılanıyorlar? Nasıl? Ne açıdan aşağılanıyorlar? Yani şimdi birinci sınıfsal bir farklılık var. Sömürülmeleri gerekiyor. Bu sömürülmeye itiraz, çeşitli argümanlarla oldu. Daha önce konuşmuştuk bunu. Egemenlerin ideolojisine karşı, yönetim ideolojisine karşı dinsel bir ideoloji. Onlar da kendi ideolojilerini, argümanlarını geliştiriyorlardı. Bu argümanlar şöyle algılanıyordu: Halk kafasız, dini anlamıyor. Namaz kılmıyorlar hatta yani dini ritüellere de uymuyorlar. Bu yüzden de hem inançları dolayımıyla aşağılanıyorlardı, hem yaşam biçimleri dolayımıyla aşağılanıyorlardı. Yani bunlar şehirle konar göçerlerse eğer zaten hani yörük ne bilir bayramı hörp, hörp içer ayranı diye aşağılanıyorlardı mesela. Bu aşağılamaya da bir öfke biriktirdi insanlar. Hem vergilere hem aşağılamaya. Size bir tane örnek vereyim. Bu isyanlardan. Bazılarını sayayım size. Şahkulu ile başlamıştır. Nur Ali Halife, Bozoklu Celal, Şahveli ayaklanması, Babazünnun ayaklanması, en son Kalender Çelebi ayaklanması. Bunlar işte şöyle söyleyeyim. Şahkulu 1511, Nur Halife 1512, Bozoklu Celal 1518, Şahveli 1519, Babazünnun 1525. Bazıları arasında zaman yok, bazıları arasında da böyle 3-5 yıllık zamanlar var o kadar bir bastırılmış isyan ama insanlar beş yıl sonra tekrar isyan etti. Bunlardan bir tanesi benim çok ilgimi çeken bir şeydir. Diğerlerinde de bu tür motifler var ama onda çok kristalleşmiş bir hikayedir. Vergi almaya giden mültezim İçel Sancağı'nda, bugünkü Mersin bölgesinde, Süklün Koca isimli bir köylünün kapısına varıyor. Köylü diyor ki ben sizin istediğiniz vergiyi veremem, şu kadar vergi verebilirim. Vergici, vergi memuru Süklün Baba'nın sakalına yapışıyor ve sakalını kesiyor. Baba Zünnün ayaklanması bu aşağılanma üzerine çıkar. Sen nasıl bir insanın, bir kocanın, bir yaşlı birisinin sakalını kesersin? Yani bu aşağılanma üzerine bir onur isyanı olarak. Bütün bu tarih boyunca şöyle de bir gerçek var. O dönemde Hacı Bektaş dergahı çok önemli bir dergah. İkinci Beyaz döneminde hatta bazı devletle ilişkiler kurulmuş, devlet oraya bir dost atamış filan. Halktan biraz kopuk bir görünüm sergiliyor. Hatta insanlar biraz Bektaşi dergahına da kırgınlar. Neden? Ee, bu uzaklık, yani bütün bu isyanlar çıkarken Bektaşi dergahı, Hacı Bektaş dergahı bu isyanların dışında durmuş. Hatta sükunat telkin eden bir yerde durmuş. Sakinleştirici, işte sokağa çıkmayın onun işine yarar modunda bir <laughs> şeyde e, durmuş. Bu da insanların Hacı Bektaş dergahına biraz kırgın olmasına, biraz onun hatta ihanette olduğunu düşünmelerine yol açmış. Bakın ben size Pir Sultan'dan bir küçük şiir okuyacağım. Hacı Bektaş oğlun günahkar gördüm, aradım isyanımı özümde buldum. Yüzümün karasını elime aldım. Aman şahım de yu geldim. Bunu kalender şaha söylüyor. Çünkü bütün bu isyanlardan sonra artık neredeyse hatta Baba Zülünün isyanı bitmeden en sonunda Hacı Bektaş dergahı da dayanamayıp isyanı kalkıyor. Hacı Bektaş dergahının başında o dönemde kalender şah, kalender çelebi diye birisi var. Ve bu kalender çelebi okumuş yazmış, iyi eğitim görmüş, şair birisi. Çok seviliyor insanlar tarafından en sonunda dayanamayıp o da isyanı patlatıyor. O isyanı patlayınca Kalender Çelebi isyanı Anadolu'nun gördüğü en büyük isyanlardan birisi haline. Daha önce patlayıp sönen, patlayıp yenilen, patlayıp yenilen zincirleme isyanlar Kalender Çelebi ile birlikte çok büyük bir hale dönüşüyor. Hatta diyor ki o dönemin tarihçilerinden bir tanesi Kalender Şah o kadar güç ve itibar kazandı ki o kadar kalabalık bir toplumun başı oldu ki böylesi hiçbir isyancıya nasip olmuş değildi. Aşık ve abdal diye anılan ne kadar imanı ve ameli bozuk kimseler var idiyse yanına toplanıp 20-30 bin kadar eşkiyadan oluşan bir çete meydana geldi. Bunu Peçevi tarihi söylüyor bize. Yani çok büyük bir ordu, 30 bin kişilik bir ordu toplayabilmiş. Bu ordusu bir de bunun işte halkı var. Kalender çelebi isyanı birkaç açıdan inceleyebiliriz. Bir tanesi şu. Daha önceki isyanlar sırasında Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail biliyorsunuz bir çaldıran da çok büyük bir savaş yaparlar. Şah İsmail yenilir ve çekilir. Daha önce Şah İsmail'e gönül bağlayan, onu hünkârı olarak gören, bir de şunu unutmamak lazım. Şah İsmail yedi büyük ozandan birisidir. Şah Hatay diye anılır Alevilerce hem bir inanç önderidir hem de bir şahtır. Yani daha önce şeyh dedikleri Şah İsmail'e şah demeye başlamışlardır. Açılın kapılar şaha gidelim demeye başlamışlardır. Şah İsmail yenildikten sonra işte bugünün tarihçilerin hala geveledikleri o Şah İsmail Safevi kışkırtması falan gibi şeyler burada tutmuyor. Şah İsmail yeniliyor. Kalender Çelebi ya da Kalender Şah hemen arkasından isyan ediyor artık bir safevi şeyi hani ona gidelim ona sığınalım ondan güç alalım gibi bir şey de yok. Buna rağmen isyan patlıyor ve şöyle bir şey oluyor. Bunu hissediyorsunuz yazılan şiirlerde. Daha önce Şah İsmail için söylenen şah kelimesi artık Kalender Çelebi için söylenmeye başlıyor. Bir sultan da ona şah demeye başlıyor. Bir sultanın işte Yıldız'da Kalender Çelebi ile birlikte semah döndükleri filan söylenir. Kalender Çelebi'den bahsettim biraz eğitimli birisidir. Çelebidir zaten. Çelebi çalaptan aklınıza gelsin. Hüdaverdi gibi tanrıdan gelen anlamına gelir Çelebi. Ve okumuş insanlara söylenir. Kalender Çelebi kalender şah olmuştur artık. Önemli bir figürdür. Ve çok çok daha önemli bir şeydir halk için. Hacı Bektaş'ın torunudur. Böyle olduğu için İnsanlar onun etrafına toplanırlar. Bu dönem kalender çelebi dönemi daha önce eğer seyircilerimiz arasında muhteşem yüzlü seyredenler varsa o dönemdir. İşte muhteşem Osmanlı dönemidir. Ama isyan patlayınca o sırada kanuni Mohaç'tadır, seferdedir. Yani Mohaç neresi? Romanya. Çok uzak bir yerde seferdedir. Seferi bırakıp geri döner. Ve en yakın arkadaşı Sadrazam'ı, Pargalı İbrahim'i bu isyanı bastırmak için görevlendirir. Orada Pargalı İbrahim ne kadar bir sürü küçük çaplı savaşlar olur. Hepsinde Kalender Çelebi yine yener. Ama Pargalı İbrahim çok büyük bir oyun oynar. Şöyle bir oyun, Çelebi'ye katılan Türkmen beyleri vardır. Çeşitli Türkmen boylarının beyleri vardır. Onlar Kalender Çelebi'ye katılmışlardır. Bazıları sipahidir, işte hakkını alamamaktadır. Bazıları horlandığını düşünmektedir falan filan. Ama Pargalı İbrahim bunları çadırına çağırır. Onlara hilat giydirir. Hilat bir tür e, kürktür ve hilat giymek sen de artık bizdensin. Osmanlı sarayından sayılırsın işte diye bir aslında bir tür rüşvettir. Ve bu Türkmen beyleri Kalender Çelebi'ye sırtlarını dönerler. Öyle bir şeydir ki hatta on binlerce kişilik ordu bir anda iki üç bin kişi kalır. Hepsi aşağı yukarı kalenderi dervişleridir. Tam o dönemde Pir Sultan bir şiir yazar. Dönen dönsün, ben dönmesem yolunda. İşte Pir Sultan'dan öğreniriz bir hikayeyi. Başka tarihçiler de anlatmaktadır ama o dönemde terk etmeyenlerin ruh halini en iyi Pir Sultan anlatır. Şunu da söylemek lazım. Tam işte Yavuz Selim'in bir Şeyhülislam'ı var biliyorsunuz. Yunus için zındık der, onun, herkes için işte ölüm emirleri falan çıkartır. Ebu Suud bu dönemde Alevilerin, Kızılbaşların alı helal canı haramdır diye ferman çıkartır ve on binlerce Alevinin, köylünün, sadece savaşa katılanların değil köylülerin de yok edilmeleri için fetva verir. O yüzden biz e, Yavuz Selim kanuni dönemlerinin neden bu kadar katliamlarla dolu olduğunu söylüyoruz. Pir Sultan, asıl adı Koca Haydar. Pir Sultan Abdal ismiyle ilgili bir takım, Pir Sultan Abdal değil de Pir Sultan aslında Hacı Bektaş. Pir Sultan Abdalı yani ben bu Pir Sultan'ın Abdalıyım anlamında aldığı bir isim olduğu söyleniyor. Böyle olduğuna dair bazı şiirleri var. O da kendisinin aynı Hacı Bektaş gibi Hoy'dan geldiğini. Hoy bugünkü Azerbaycan sınırları içerisinde bir şehir. Bir sürü insan. Abdal Musa da Hoy'dan gelmiştir. Hacı Bektaş da Hoy'dan gelmiştir. Pir Sultan da kendi soyunun Hoy'dan geldiğini söylüyor. Çok değişik şiirleri var Pir Sultan'ın. Yani doğayla ilgili şiirleri var. Üretim hayatı işte İrenç Hoşça Tutun Öküzü diye şiiri var mesela. Ben bir iki şiirini izleyicilerimizin sabrına sığınarak okuyacağım. Çünkü hani müziksiz okuyunca pek bir şey benzemeyebilir. Ee, yine de çok değerli şiirler olduğunu düşünüyorum. Eğer göverübe bostan olursam, şu halkın diline destan olursam, Kara toprak senden üstün olursam ben de bu yayladan şaha giderim. Dost elinden dolu içmiş deliyim. Üstü kan köpüklü meşe seliyim. Ben bir yol oğluyum, yol sefiliyim. Ben de bu yayladan şaha giderim. Alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, siz de şah diyeni öldürürlerse ben de bu yayladan şaha giderim. Bir sultan abdalım dünya durulmaz. Gitti giden ömür geri dönülmez. Gözlerim de şah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yayladan şaha giderim. Boyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Kadılar müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum asarsa, işte hançer işte başım keserse dönen dönsün ben dönmezem yolumda. Bir gün mahşer olur divan kurulur. Suçlu suçsuz varsa orada bulunur. Piri olmayanlar da orada bilinir. Dönen dönsün ben dönmezen yolumda. Bir sultanım arşa çıkan çıkar ünümüz. O da bizim ulumuzdur, pirimiz. Hakk'a teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün ben dönmezem yolumda. Çok şiirleri var tabi de. Ben en bilinenlerden okudum. Pir Sultan Abdal Aleviler için neden bu kadar önemli bir figür? Ee, çok açık. Aslına bakarsanız çok yaygın bir şey var. Aleviler işte kendilerine bir tokat atılırsa öbür yanaklarını çevirirler. İncinseler bile incitmezler gibi bir algı oturtulmuş. Barışçı oldukları Alevilerin barışçı oldukları kesin ben de böyle inanıyorum. Ama Pir Sultan Abdal Alevilerin aynı zamanda isyancı tarafını temsil ediyor halk arasında bu kadar canlı bir şekilde var olmasının nedeni de Pir Sultan'ın inanca dair yazdığı şeylerden çok ihtilale dair, isyana dair yazdığı şeyler. Yani onları gönüllerinin bir tarafında taşıyorlar insanlar. Bu çok görünen bir şey. Abdal Musa ile karşılaştırıldığında, Hatay ile karşılaştırıldığında, Kul Himmet ya da Ulu Ozan'la karşılaştırıldığında inanç argümanlarına dair bir sultanda olan tarihsel belliktir. Onu alırlar Pir Sultan'dan. Bu, bu, çok değerli bir şey. O yüzden yaşatılıyor ismi ve o yüzden yaşatılsın zaten. En çok bilinen şiirlerinden bir tanesi de Hızır Paşa ile ilgili olan. O mesele nasıl oluyor? Evet okuyayım onu da. Koca başlı koca kadı. Sen de hiç din iman var mı? Haramı helali yedi. Sen de hiç din iman var mı? Fetva verir yalan yulan. Domuz gibi dağı dolan. Sırtına vururum palan. Senin gibi hayvan var mı? İman eder, amel etmez. Hakkın buyruğuna gitmez. Kadılar yaş yerde yatmaz. Hiç böyle bir şeytan var mı? Hızır Paşa hikayesi. Hızır Paşa'nın kim olduğuna dair bir sürü spekülasyon var. Şuydu, buydu, var mıydı, yok muydu filan gibi. Çünkü bir sürü halk kahramanı gibi Pir Sultan'ın da hayatının etrafında efsaneler örülmüş. İşte mesela Hallacı Mansur için anlatılan bir hikaye işte onun içinde şehrin yedi kapısından aynı anda çıkmış falan gibi anlatılır ya da bir sultanı asarlar ve e, asmadan önce Hızır Paşa der ki işte bunu taşlayın e, herkes bir taş alır atar bir tane onun çok sevdiği bir arkadaşı alır bir gül atar dostun gülü yaralar beni diye türkü söyler ama bu mesela ondan yani bu yaşanandan çok yüzyıllar öncesine dair Pavlikanların lideri Karbeyasın, Bizans'a karşı yaptığı isyan sırasında yaşadıklarını anlatan bir destan var. Digenis Akritas. Aynısıyla geçiyor. İlginç olan aynı bölge. İlginç olan Bizans ve Pavlikanlar arasında yaşanan çatışmanın argümanlarının neredeyse benzerinin, neredeyse aynı argümanlarla tekrarlanması Pir Sultan'da da. Dolayısıyla halkın belleği kendisinden önce yaşananları da alıp kendisi için mal etmeyi başarıyor. Bunu bu bir süreklilik hikayesi bu, bu bana çok güzel geliyor bir yandan. Dolayısıyla Hızır Paşa kim nedir bilmiyoruz ama şöyle bir iddia var. Pir Sultan'ın şiirlerinden de bunun doğru olabileceğine dair şeyler çıkartıyoruz. Kalender Şah ayaklanması yenildiğinde çok kötü bir şekilde yenilir. İhanetler yüzünden kılıçtan geçirilirler, Kalender Şah da öldürülür, Pir Sultan da kaçar. Rumeli'ye kaçtı, Kızıl Deli Sultan Dergahına kaçtığı söyleniyor şiirlerinde buna dair örnekler var. Hatta hala bugün Rumeli'nde ve Balkanlarda Serezli Pir Sultan diye bir insanın türküleri hala söyleniyor. Yani onu Banazlı değil, Serezli olduğuna inanan insanlar var Balkanlar'da şu anda. Sonra bir şiir yazıyor. Pir Sultanım yaratıldım kul diye. Zalim paşa elinden mi öl diye. Dostum beni ısmarlamış gel diye. Gideceğim ama yol bozuk bozuk. Hikaye şu çok sevdiği bir arkadaşı var Pir Sultan'ın. Bir hani belki müsahibi, belki yol arkadaşı, yoldaşı. O ona gel diyor. Artık geçti. Yıllar geçmiş üzerinden. Gel diyor buralar sakin diyor. Artık memleketine gel diyor ve Pir Sultan da buna uyup geliyor. Bu arkadaşının büyük bir ihtimalle kul himmet olma ihtimali var. Dostu beni ısmarlamış gel diye işte yol bozuk bozuk geliyor. Geliyor ama gelir gelmez biat et diyor. Biat etmiyor. İşte içinde şah geçen bir şiir yazma diye bir hikaye vardır. Söyleme de seni affedeyim der. Efsaneye göre. Ve en sonunda yıllar süren bir yargılamadan uzun süre bir hapis yatar. Halkın gözü önünde asılır. Hızır Paşa ile Hınzır Paşa geçiyor bir de. Aynı kişi mi bunlar? Hınzır, halk arasında domuza söylenen. Domuz demektir. Dolayısıyla Hızır La Hınzır benzeşmesinden ona Hınzır dediği de oluyor insanların. Söylenir ki Hızır Paşa da bir Alevidir. Daha önce hatta Pir Sultan'ın müritlerinden birisidir. Önemli müritlerinden bir tanesidir. Ama bütün bu tür yenilen isyanlarda olduğu gibi bazı insanlar devlete katılmayı tercih ederler. Hızır Paşa'nın da devlete katıldığını görüyoruz. En yakın belki müridinin elinden olmuştur ölümü. Bu yüzden de trajiktir ve ders alınmasıdır tabii ki. 93'teydi galiba değil mi Sivas katliamı? Evet. Bazı layık kemalist yazarlar bile o katliamın Aziz Nesin'in söylediği bazı kelimelere halkın tahammül edemeyip yaptığını söylerler. Gerçek bu değil. Gerçek o şenlikler Pir Sultan şenlikleriydi. Ve Pir Sultan'ın isminin Sivas sokaklarında anılmasına oluşan büyük tahammülsüzlüktür. 93'te bir reklam ajansında çalışıyordum. Sevdiğimde bir kadın arkadaş vardı. Sohbetimiz de vardı. Sivaslıydı kendisi. Katliamın ertesi günü müydü o hafta mıydı hatırlamıyorum. Onunla konuşurken "Ama canım Pir Sultan da komünistmiş." dedi mesela ve çok şaşırmıştım. "Kim söyledi? Abim söyledi. Onlar biliyorlar neyin ne olduğunu falan gibi bir şey söylemişti. Belli ki Pir Sultan'a ilişkin tahammülsüzlük, düşmanlık, nefret iklimi Anadolu'da bir şekilde yaşatılmış. Alevilere ilişkin sadece Sivas katliamı yaşanmadı, Maraş, Çorum, Kırıkan katliamları gibi katliamlar da yaşandı. Adı geçti işte Bozok, Yozgat demek. Yozgatta da bu tür şeyler yaşandı. Yani Anadolu'da Alevi, Anadolu'ya Aleviler dar edilmeye çalışıldı, özellikle de devlet eliyle tabii ki. Ama devletten gelen her şeyi emir kabul eden, telakki eden de bir kitle olduğunu kabul etmek lazım ve bu kitle için Aleviler düşmanlaştırıldı, şeytanlaştırıldı. Hala öyle. Bakın internette e, Alevilerle ilgili bir şey paylaştığınızda hemen altına birileri "E canım onlar da şunu yapmıyorlar, bunu etmiyorlar falan filan" diye yazı yazmaya başlarlar. Bu tahammülsüzlüğün yaşatılması için birtakım stratejik çıkarlar da var. Suriye savaşından tutun da Türkiye toplumunun yönetilebilmesi için bu tür fay hatlarının taze kalmasını tercih eden bir egemenler e, sınıfı var. Dolayısıyla Türkiye toplumunun çok değerli bir damarı sürekli baskı altına alınmış. Pir Sultan Abdal şenliklerinde insanlar yakıldılar. Hani daha bunun ötesi var mı diye düşünüyorsunuz. Var. Hani Maraş'ta Maraş davası iddianamesinden okuyabilirsiniz. Ben okudum arkadaşlar ve tüylerim diken diken oldu. Gerçekten okurken gözleriniz doluyor. Hani hamile kadınların nasıl öldürüldüğünü, yaşlı kadınların gözlerinin nasıl oyulduğunu, nasıl bir nefret ikliminin hala canlı bir şekilde yaşadığını görüyorsunuz. Bu nefret iklimini bundan hiç bahsetmeyerek kaldıramazsınız. Ancak halının altına süpürürsünüz yeni bir katliama kadar. Anadolu tarihi bize anlatılan değildi. Bu gizlenen tarihi ortaya çıkaracağız. Pir Sultan çok önemli bir figür. Ama sadece bir türkücü değil yani. Anadolu tarihinin en önemli zincirleme isyanlarının tanığı tarafı bunun açığa çıkartıldığında çok değer verdiğimiz türküleri o gözle bir daha dinleyebiliriz diye düşünüyorum ben.